Geldiniz. Biliyorsunuz 27 Mart tiyatrolar günü. Biz tabii normal çarşamba periyotlarımızı aksatmamak için 27'sinde tiyatro severleri özgür bıraktık. Herhangi bir tiyatroyla ilgili etkinliğe, yürüyüşe, oyuna gitsinler diye. Dolayısıyla bugüne aldık. Tabii ki Osmanlı tiyatrosu deyince ya da Türkiye'de tiyatro deyince ilk akla gelen öncelikle Ermeni tiyatrosu. Ama ben hem filme hem sohbete geçmeden önce izin verirseniz bu yıl Türkiye Tiyatrolar Günü için yazılmış bildiriyi okumak istiyorum. Adet yerini bulsun diye. Profesör Doktor Merih Tangün yazmış bu yılki bildiriyi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Başkanı. Daha çok hikaye, daha çok tiyatro. Bugün Dünya Tiyatro Günü. Bugün sahnede olma günü. Bugün birbirimize sarılma, destekleme ve özgürlüğü dillendirme günü. Bugün bayramlaşma günü. Hepimize kutlu olsun. Tiyatro, insanları bir arada tutmanın en içten, en yalın ve en evrensel aracı. İnandığımız ve savunduğumuz değerlerin en etkili konuşmacısı. İnsanlık tarihinin yaklaşık 2500 yıllık hikaye anlatıcısı. İnsanoğlu tarih boyunca varlığını sürdürürken çok büyük değişimlerden geçmiştir. Neredeyse ışık hızıyla yaşanan değişimlerin içinde değişmeden kalan çok az şeyden birisidir hikaye anlatıcılığı. İnsanların bir arada yaşadıkları ortamlarda ortak yaşama kodlarının belirleyicisidir. Bunların nesilden nesile aktarılmasına yardımcı olur. İşte kolektif bilincin kaynağını aldığı sanatlardan birisi de gücünü hikayelerden alan tiyatrodur. Bazen acı, bazen tatlı, bazen üzünlü, bazen sevinçli, bazen eleştiren, bazen birleştiren hikayelerdir bunlar. Ama hep insana ait, insanca hikayeler. Zaman içinde tiyatro yöntemini, biçimini, aracını değiştirdi ama hikayeler hep var oldu. Bizi öfkemiz, hırslarımız, ikiyüzlülüğümüz ve adaletsizliğimizle yüzleştirerek kendimizi temize çekmemize yardım etti, ediyor, edecek. Bugün dünyadaki hemen hemen tüm ülkelerin inanılmaz bir hızla içine düştükleri bu kaotik ortamda tiyatronun anlattığı ve anlatacağı hikayelere çok ihtiyacımız var. Çünkü ruhlarımız yoruldu, yüreklerimizdeki sevgi azaldı, akıllarımız tutulmaya başladı. Öleni öldüreni, sürüleni süreni, yok edileni yok edeni ve tüm bunların nedenlerini anlamakta zorluk çekiyoruz. Ama kaçış yok. Bu kaotik şartlar altında dahi hayat yaşanacak. Oyunlarımız perdelerini açmaya devam edecek. Belki de bu yüzden Shakespeare bütün dünyayı bir sahneye ve bütün insanları da oyunculara benzetmiştir. Sahneyi dünyaya değil. İşte tam da bu noktada daha fazla sarılmalıyız tiyatroya. Üretmeye mecburuz. Yani yazmaya, oynamaya, sahnelemeye, kısacası tüm gücümüzle hikayelerimize sahip çıkmaya mecburuz. Çünkü bizi birbirimize yaklaştıracak ve duygularımıza dokunarak ruhlarımızı iyileştirecek hikayeler yine tiyatronun içinde var. Tiyatro bizim en insani sığınağımız. Etrafta fırtınalar koparken içinde bulunmaktan huzur duyacağımız, birbirimize olan sevgimizi paylaşacağımız ve ortak değerlerimizi daha güçlü bir şekilde savunabileceğimiz bir sığınak. İşte bugün tiyatronun iyileştirici gücüne her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Dostoyevski, anlatılacak bir hikayen yoksa sen o yaşadığına yaşam diyebilir misin, diyor. Anlatacak hikayelerinizin ve açılacak perdelerinizin hep var olması dileğiyle. Haydi gidin ve perdelerinizi açmaya hazırlanın. Teşekkür ederiz. 17 dakikalık bir film seyredeceğiz şimdi. Ondan sonra da konuklarımızla beraber, ustalarımızla sohbet edeceğiz, tartışacağız. Filmle ilgili bir ön konuşma yapılması gerekiyor mu acaba? Ne seyredilecek? O zaman şöyle alayım. Efendim merhaba.
Ben Boğaziçi Alıcıoğlu. Bugün konuşmacılardan biriyim. Şimdi seyredeceğiniz film Güllü Agop'un, yani Agop Vartovyan'ın, yani Güllü Yakup Mehmet Efendi'nin mezarının bulunuşuyla ilgili gerçek bir filmdir. Yani herhangi bir kurgu yoktur. Bulunma anında çekilmiş bir film izleyeceksiniz şimdi. Bu filmi arkadaşımız Serda Aslan çekti. Güllü Agop'un mezarı 1902'de Güllü Agop ölmüş ve Osmanlı tiyatrosunun kurucularından biri değil, kurucusu olarak kabul edilir. Gerekli detayları filmle ilgili göreceksiniz. Daha sonra ben de sizlere izah etmeye çalışacağım. Arkadaşım Fırat'la birlikte. Mezarı kayıptı. En son 1970'lerde bulunmuş, ondan sonra tekrar kaybedilmişti. Ben bir buçuk yıl uğraştım. Bütün mezarlıkları dolaştım aşağı yukarı İstanbul'daki. Ve sonunda bu adamın mezarını buldum. İşte bu 2011 yılında çekilmiş. Bu adamcağızın mezarının bulunmasıyla ilgili kısa film izleyeceksiniz. Evet. Teşekkür ederim. Thank you.